Selamun Aleyküm Doğrudan Arapça derslerine 17. çalışmayla devam edelim Şöyle bu videoda daha çok alıştırma olacak Ben bu alıştırmaların yani aynen çizilmesi taraftarı değilim gerek yok Zaten bu e, ilk sayfada hedeflenen şu 3 görselden e, cedde olan kimdir? Bunu bilmektir ki bu da yani ninedir, cedde. Basittir. Yani bu kazanım için bu çizimi yapmaya değmez. Ama bunu bilin. Yani cedde, ninedir. Hadika, bahçedir arkadaşlar. Ee, Tabi diğerlerinin isimlerini de söylemek icap eder. Mesela e, buranın ismi gurfetun, oda işte buna beyt diyeceğiz. Ev diyelim. Beyt. Bakın. E, ee, bu ceddün. Ceddetün. Yani dede, nine. ailedir. Yani usretun Aile. Şeceretün ağaçtır. Arkadaşlar. Ee, askı yani bunu hatırlayabildin mi? Bu verde, bu verde tabi gül çiçek çiçek verde tabi çiçek e, yani sadece güle mi denir? Onu bakalım. Ee, yaban gülü, rüzgar gülü, verdetün. Yani çiçek daha çok zehretün arkadaşlar, zehretün çiçektir. Buna biz zehre desek daha uygun olur. Ee, askı sözlük tabi Türkçe'den Arapçaya da sözlüktür. Askı alaqa ee, şema, evet şema Onu e, o şekilde yazmıştık önceki derste. Şema portmanto ve askı. Ee, yani askıya işte allâke elbise askısı. O ayrıdır. Bu e, işte daha çok böyle evde portmanto işte o e, taşınabilir olan askı. Bir de bu şekilde olana şemma'a denir arkadaşlar. Şeceletun budur. Misbah misbah budur. Ee, avize kelimesi onu hatırlayabildiniz mi önceki derste? E, ee, ayna miratun ayna miratun şöyle hemen e, avizeye bakalım. Avize süreyya evet süreyya yani yıldız süreyya yıldızı da var. Süreyya avizedir arkadaşlar. Bu Kalıcı öğrenme olduysa güzel. Olmadıysa bu videoda olur. E, aynaya da bakalım arkadaşlar. Ayna. Mirat. Mirat şeklindedir. Bir sonraki sayfa. Yine çizime gerek yok arkadaşlar. Visade yastık. Siyah elbiseler battaniye battaniyedir zaten eb baba ibne kız çocuk ibn erkek çocuk diş macunu hangisi diş macunu değil fırça tabi fırşat bu siccade değil seccade hemen bakalım siccade olabilir mi yani bakın siccade Seccadedir. Siccade değil. Bu yanlış. Fırşat. Serir. Yataktır. Hayt. iptir arkadaşlar. Hayt. İbre. İğnedir. Onu hatırladık. Hemen çok rahat hatırlıyoruz. Çünkü çağrışım yapmış. Hani saatin ibresi. O akrep yok olan iğneye onu benzettik. İbreh dedik iğnedir. Mikas makas. Bu zaten bu mikastır doğru makas değil mikastır aslı da mikas hatta göstereyim ee, mikasun bakın makas makas diye değil Türkçe'de ünlü uyumuna uysun diye o a yapmış makas 3. sayfa çalışması bu baba bu işte dede gibi ifadeler var bu anneymiş yani bunu ben dede zannettim önceki e, ilk sayfada. Haza ibn, haza ummun, haza ibn, haza ibne, haza ceddun, haza cedd diyelim. Haza cedd, hazihi cedde. Dede ve nine. S, zal, bir de ha harfleriyle ilgili kelimeler. Bakalım hatırlayabilecek miyiz? Thawb, <laughs> elbisedir çoğulu siyap. Süreyya avizedir arkadaşlar. Sellace önceki videolarda hatırlayalım. Sellace buzdolabı. Küm mesri bu küm mesra değil. Yanlış yazmış. Hemen yanlışını da hatırladım. Küm mesri armut. Siyap elbiseler. Zal harfiyle ilgili. Bu elbise sevup siyap elbiseler. Zira kol arkadaşlar bazincan patlıcandır. Nafizeh penceredir. Hiza hiza ayakkabı arkadaşlar. Uzun kulaktır. Ha harfiyle ilgili. Haza bu demektir. Hazihi bu demektir. Şu müzekker yani eril erkek varlıkları haza, dişil varlıkları hazihi. Bu, bu. Zahir sırt demektir. Vaceh yüz demektir. Burada şüphelendiğimiz mesela bir kelime var mı? Bakabiliriz. Örneğin ee, hıza kelimesi ayakkabı kundura. Ahziyye çoğuludur. İşte ilk ödev sayfası budur arkadaşlar. Aynısını deftere yazacağız. Tabi bu yazarken bunların manasını da yazacağız. Burada B ile Mim harflerinin kelime içlerindeki karşılaştırmaları söz konusu. Biz de tabi manalarını sözlükten bulup yazmamız lazım. Siz de sözlüğü kullanarak bulun. Şöyle bunu sağ tarafa çekip buradan bu şekilde inceleyelim arkadaşlar. Bate bakın Bate nedir Bate bu Bat Battun'dur bu değil Bate bakın Batedir bu fiildir. Gecelemek anlamına gelir. Bate Peki mate nedir? Yani buna bate geceledi. Mazi fiildir. Geceledi. Mate nedir? Öldü. Ölmek diyor. Biz öldü. Mazi fiildir çünkü bu geçmiş zaman fiildir. Geceledi öldü. Bate mate. Aradaki fark. Sab'un bir de sem'un. Bakalım. Sab'a yedidir. Sem'a o da işitme duyusudur. Sem'un. Bakın işitme demektir. Sema. Bu yedi, bu işitme. Azib, bir de azim. Azib, azim. Azib, bekar. Azib, bakın bekar. E, azim nedir? Azim, kararlı, azimli anlamına gelir. E, berre, merre. Evet arkadaşlar. Berre iyilik yaptı. Tabi berre bu şekilde yapılır. Cebir değil. Berre. Ee, i̇şte berre. Yo, bu berrün. Bakın berrün. Çünkü kara toprak. Burada bu şekilde geçiyor. Bunu biraz e, ayarlarda e, fontunu büyütebilir miyiz? Yazı boyutunu şöyle çok büyük yapmış. Bunlar ama bu kadar. Demek ki yaz boyut fontu bu kadarmış. Evet. Berrün yani to kara topraktır. Berre. işte bakın fethalı. Fiildir çünkü berre. Sonu fetha. Saygılı davrandı anlamına gelir. İyilik yaptı. Yani. Bakın iyilik yaptı var mı? İtaat etti. Ee, saygılı oldu. Sözünü yerine getirdi. Evet. Yani sözünde durdu fi vaadihi. Yok fi vaadihi sözünde durdu. Berre saygılı davrandı. Öyle diyeceğiz. Ya da e, itaat etti gibi fi olsa berre fi itaat etti olur. Evet. Sözünde e, şey e, saygılı davrandı. Berre. Merre nedir arkadaşlar? Merre geçti. Bakın geçti. Merre geçti. E, merre de geçti demektir. Mur acıdır. Mur ayrı. Bu merre geçti. Berre saygılı davrandı. Merre geçti. bassa masse. Evet basse'ye bakıyoruz. Şeddeli budur. Parladı. Ha, arkadaşlar parlamak diyor ama biz biliyoruz ki basse mazi fiildir. Basse parladı. Peki parlıyor nasıldır? bassa ya bir su. Ya bir su parlıyor. Bu muzari fiildir. bassa ya bir su. Ee, eğer Bassa ye bu olursa arkadaşlar baktı bakıyor anlamına gelir. Bassanın bir anlamı da bakıyor. Ee, nitekim onun tabi muzaresi yebusu bu gelir. Yebisu bir olsa parladı, yebusu bu olsa baktı anlamına gelir. Massa nedir? Ona bakalım. Emme demektir. Emmek. Masse emmek. Daha önce de geçmişti. Bir de e, Ketebe var arkadaşlar. Onu da bakalım. Ketebe yazdı. Keteme gizledi. Ketmetti. Keteme gizledi. Sakladı. Gizledi. an harfi harficerini istiyor tabi. Evet bunları inceledik. Siz de bunları sözlükten bakıp yazmanız icap eder. Hepsi de fiildir arkadaşlar. Aziple azim hariç bir de sem, sem, sem ve sem'a. Hepsi fiil değilmiş. Seba, seme, azib, azim hariç diğerleri fiil. Fiil, mazi fiil olmasını sonları fethalı olmakla tanıdım. Ee, şöyle Haza kitabın kebirün bu bu kitabın kebirün büyük kitaptır büyük kitaptır bu büyük kitaptır niye bu kitap demedim Haza kitabın çünkü bu kitap ifadesi arkadaşlar Hazel kitabı burada elif lam olacak ki burası da tenvinden çıkacak ki bu kitap manası olsun. Hazel kitabı mesela. Ha, madem haza kitabundur o zaman bu ayrı bir kelimedir. Kitabın kitaptır. Kebirin büyük bir kitaptır olur. Bu büyük bir kitaptır. Haza kalemün yine tenvin olmasından bunun e, bu kalemdir anlamına geliyor. Sagirun küçük kalemdir. Küçük bir kalem. El kibritu kibrit Türkçede kibrit aynı. Alel mektebi masanın üstündedir. Alel mektep kibrit alel mektep mektep yani masanın üstündedir. Ala bunu kesra yapıyor onu bilelim. El müderrisu yeftahul nafizete. Evet, öğretmen yeftahu açıyor. Başında ye hemen onun muzari şimdiki zaman olduğunu biliyorum. Yeftahu açıyor, fetha diyor, açıyor. En nafizete pencereyi. Burada fetha olmazdı. Fiilden etkilendiğine işarettir. Yani açılan o. El müderrisu öğretmen yumsikul kürsiye yine yumsiku tutuyor anlamına gelir. El kürsiye sandalyeyi fetha olması fiilden dolayıdır. O ödev arkadaşlar. İlk ödevi budur. İkinci sayfa ödevi aynı şekilde aynısı deftere yazılacak. Saub se si su Saub siyab süreyya Bakın thawb siyab elbise elbiseler avize sesisu bunu yazıyorsunuz bunu yazarken tabi avizeyi de öğrenirsiniz siyabı öğrenirsiniz yazmanın avantajı bu bu kareyi de aynı şekilde çizelim bu şekli sesisu hadika ha gösteriyor hadika bahçedir hiza ayakkabı hücre oda gurfe oda odadır hücre odadır hahihuh ee, aynı sayfadır bu arkadaşlar. Ee, C. Cim harfinin bu sefer başta, ortada ve sonda yazımı. Cezer. Hatırladınız mı cezeri? Ee, havuç. Olacaktı. Yecri. Hatırladınız mı bu fiili? Biz ezberlemiştik yecri. Yürüyor. Anlamına gelir. Koşuyor. Anlamına gelir. Koşuyor. Yemşi yürüyor. Yecri koşuyor. Yahrucu. Yahrucu Burada y olmak hasebiyle bunu da istiyor. Yahrucu çıkıyor anlamına gelir. Burada yine öğrendiğimiz fiillerden biri. C, cim harfi başta. Ortada. Ve son. Tabi cim harfin ortada yazımı şöyle. Kimisi gelir. Burada elini kaldırır. Sonra gider. Şöyle bunu hemen yapıştırıp devam eder. Kimisi de Gelir şöyle gider. Buradan geri gelerek cimi yapar. İkisi de olur. Siz bilirsiniz. Bu cim harfin başta ortada. Sondaki durum. Bu tabloyu da çizelim. Ve son sayfamız arkadaşlar. Aynısı ödeve yazılacak. Bu da yine e, T harfi ile ilgili. Başta ortada sonda T'nin yazımı. E, tüffah elma kitap kitaptır. Kibrit kibrittir. T harfinin başta ortada sondaki durumu. Ve bab ve kitap, bunun aynısını üç kere yazıyoruz. Bab, kitap, bu da yine e, güzel yazma çalışması. Yani aynısını tutturmaya çalışın. Aynı e, netlikte, aynı boylara dikkat edin. Yani bunun elifin boyu, e, B'nin şurasının e, yüksekliğinin iki katı mesela. E, keza e, fethayı B'nin tam üstüne gibi. E, Kefin tam ortalayacak şekilde kesrasını T'nin tam üstünde fethasını bunlara dikkat edin böyle e, daha düzgün yazmak için aynısını moda mod kopyalamaya çalışın Bu şekilde ödevimiz budur 3 sayfalık bir çalışmadır aynısı deftere geçirilecek Dediğim gibi bu resimleri bir daha çizmeye gerek yok Çünkü biz çizdik bunları önceki videoda e, Umarım faydalı bir video olmuştur. Allah muvaffakiyetler nasip eylesin.